Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok iyi biliyorsunuz ki bizler sevgi dolu bir dünyada yaşayanlarız. Sevmenin, sevginin hakim olduğu bir hayat felsefesi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk herkesin hedef olarak mutlaka ulaşmak istediği ama insanların pek çoğunun ulaşamadığı bir serap gibi görünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, bu mutlu olamayan insanlara baktığımız zaman bu insanların nefretten ibaret bir dünyaları olduğunu görüyoruz. Haksızlar mı? Hayır, kendilerine kötü davranıldığı için onlar da başkalarına kötü davranıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey kötülüğe kötülük değil ki. Allah'ın hedef gösterdiği şey kötülüğe karşı iyilik. Allah Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendilerine zulmedildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik ondan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyoruz, mutsuz olmak mı? Bizim bildiğimiz, herkes mutlu olmak ister. Bunun için yaşar ama herkesin kendine göre ayrı bir mutluluk reçetesi var. Ve de çevre şartları içerisinde o reçeteyi tatbik etmeye çalışır ve genellikle yanılır. Zanneder ki kendisine kötü davranan insanlara o da kötü davranıp intikamını aldığı zaman mutlu olacak. Bu hak verilmiş mi? Evet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de kötülük yapana aynı standartta da cevap verilmesini Allah-u Teala müsaade ediyor. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında kötülük yapanın bir daha kötülük yapmasını engellemek var. Allah Teala bunu istiyor. Bunu istediği için kötülük yapanlara bir tehlike unsuru, bir sıkıntı unsuru, bir tövbekarlık unsuru olarak Allah Teala kısası koymuş üç mukaddes kitabada. Bu acaba insanların birbirine karşı davranışlarında en güzeli hangisidir?
Kötülüğe, kötülük mü? Kötülüğe karşı hareketsiz kalmak mı? Yoksa kötülüğe karşı iyilik mi? Eğer Allah'ın hangisini tercih ettiği vakasıyla karşı karşıyaysak bilelim ki Allah-u Teala kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Neden öyle acaba? Neden Allah-u Teala kötülüğe karşı kötülüğe de müsaade ettiği halde kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaya, tarafsız kalmaya, aktivitede bulunmamaya da evet diyor. Kötülüğe karşı iyilik yapmaksa Allah-u Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedef. Kim başkalarının kendilerine yaptığı kötülüğe iyilikle mukabele ederse o kişi Allah katında çok kazanç sahibi olur. Tabii bu kazanç manevi kazançtır. Sevgili kardeşlerim, insanlar şu dünyada yaşar. Ama sevgili kardeşlerim, hedef mutluluk değil mi? Allah Teala bütün mukaddes kitapları, yani Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın hakikatlerinin, emirlerinin herkes tarafından bilinmesi için indirmiş. En çok istediği şey kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı hiç cevap vermemek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı kötülük. Gününde kapıları açık. Allah'ın dostu olan bir kimse normal standartlarda gerçek bir Allah dostuysa, Allah aşıkıysa başkalarına kötülük etmez. Yani ilk kötülük ondan başkalarına hiçbir zaman ulaşamaz. Başkaları ona kötülük edebilir mi? Edebilir. İşte bundan sonraki davranış biçimi önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Bu kişi acaba ne yapmalı? O kişiden intikam alabilir. Kısas uygular. O kişiye hiçbir şey yapmaz. Onun kendisine yaptığı kötülüğü kabul etmiş olur. Bir de üçüncüsü var. Kendisine kötülük yapan kişiye iyilik etmek. Onu mutlu edecek imkanlar sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç davranış biçiminden üçüncüsü, yani kötülüğe iyilikle davranmak, kötülüğe mukabil iyilik yapmak, Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği davranış biçimi budur. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerden bir miktar temizlenmiş olması, önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde
kendilerine kötü gelenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın istediği şeye dikkatle bakalım. Önemli olan o. Allah ne istiyor? Allah istiyor ki bize kötülük edilse de biz onlara iyi davranmalıyız. Onlardan intikam almak ikinci safhayı onlara hiçbir şey yapmamak ikinci safhayı onlardan intikam almaksa üçüncü safhayı ifade eder. Öyleyse kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Kötülüğe karşı kayıtsız kalmak, bir kötülük yapmamak ama bir iyilik de yapmamak. Ortadaki durum, kötülüğe karşı iyilik yapmaksa bunların arasında en üstünü. Kötülüğe kötülük, kısas uygulamak, kötülüğe karşılık kayıtsız kalmak ve kötülüğe karşı iyilik etmek üç ayrı davranış biçimini ifade eder. Şeytanın istediği ne? Herkese en çok kötülük etmek. Bir insan ne kadar çok kötülük ederse şeytana o kadar yakın bir insandır. Bir insan ne kadar çok iyilik ederse Allah-u Teala'ya o kadar yakın bir insandır. Öyleyse insanlar cemaat halinde yaşıyor. Cemaat halinde yaşayan, topluluğun bir ferdi olan, bir parçası olan insan, etrafındaki insanlara örnek davranışlarda bulunursa, her haliyle onları sevdiğini belli ederse, her haliyle onlara yardım ederse, her davranış biçimiyle onları mutlu etmeyi hedef alırsa, bu güzel davranış biçimleri toplumda arttıkça toplumun seviyesi, manevi seviyesi süratle yükselir. Sevgili kardeşlerim, din önderlerinin bu istikamette insanlığa yapmaları lazım gelen temel telkinler, kötülüğe karşı kötülüğü değil, kötülüğe karşı hareketsiz kalmayı değil, kötülüğe karşı iyiliği emredici hüviyette olmalıdır. Allah Teala bunu istiyor. Bir yeni devir yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. O devirde insanlar birbirlerini çok sevecekler. Allah'ın hakikatleri Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Kitapların iniş sırasına göre konuştuk. Kötülüğe karşı kötülüğe müsaade var. Kötülüğe karşı hareketsiz kalmaya müsaade var. Ama kötülüğe karşı iyilik etmek Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki isteği. İstiyor ki herkes böyle yapsın.
kötülüğe karşı iyilik etsin. Ne olsun? Böylece kötülüğün kökü kazınsın. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapanlar iki ayrı cepheden müteala edilmelidir. Bir, nefsinin afetleri sebebiyle özellikle kötülük yapan insanlar. İki, ihtiyaçları sebebiyle yaşamak için kötülük yapan, mesela çalan insanlar. Bunlar ayrı ayrı iki tane kategori oluşturuyor. Elbette Allah Teala bir insan kötü durumdayken bile onun çalmasını uygun görmez. Mutlaka kişiye derecat kaybettiren bir olaydır çalmak. Ama dereceleri incelendiğinde davranış biçimlerinin başka hiçbir çaresi kalmayan bir insanın yapabileceği tek şey oysa, onu yapması ona derecat kaybettirir. Ama Allah Teala'nın ölçüleri, adalet ölçüleri olduğu için bu kaybedilen derecat az bir derecedir. Kişi her yolu denemiştir, istemiştir, vermemişlerdir. Araya adamlar koymuştur, sorun çalamamıştır. En sonunda çalmak mecburiyetle koymuş, kalmıştır. Doğru mu yaptı? Hayır, doğru değil. Yapılan şey açık ve kesin bir şekilde yanlıştır. Derecat kaybını mutlaka oluşturur. Allah Teala iki ayrı davranış biçimi koyuyor ortaya. Başkalarını mutlu eden davranış biçimleri, başkalarını mutsuz eden davranış biçimleri. Öteki, yani başkalarını mutlu veya mutsuz etmeyecek olan davranış biçimleri bir ara unsur olarak devreye giriyor. Asli unsurlar mutlu etmek veya mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Her zaman insanların etrafında bir takım kişiler vardır. Ve yardıma ihtiyaçları vardır. O zaman onlara yardım etmekle zengin bir insan bir şey kaybetmez. Ama çok şey kazanır. O kişinin mutluluğunu sağlar. Onun mutluluğu kendisine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala güzel davranışları, insanları, başka insanları mutlu edecek davranışları hem emrediyor hem de destekliyor? Ama başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimlerinde yasaklıyor. Birinci muhteva derecat kazandırıyor kişiye. Başkalarını mutlu ettiği cihetle derecat kazanıyor. İkinci muhteva ise başkalarına zarar verdiği için, onları mutsuz ettiği için o kişiyi de huzursuz ediyor. Bunu vücuda getiren kişiyi de huzursuz ediyor. Başkalarına kötü davranmak. Öyleyse davranış biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutlarda gerçekleştirmeliyiz. Olabilir. O kişi bizim bilmediğimiz bir sebeple bize bir kötülük
yapmış olabilir. Böyle bir durumda eğer zaten konuştuğumuz birisi ise kızmadan, öfkelenmeden bunun sebebini sormalıyız. Gayemiz kavga etmek olmamalı. Gayemiz sulhu, barışı aramak olmalı. O kişiye sorduğumuz zaman neden ben sana bir şey yapmadığımı zannediyorum? Sana karşı kötü bir davranışım olmadığını zannediyorum. Bunu hak edecek bir şey yapmadığım kanısındayım. En azından öyle zannediyorum. Ama sen bana böyle davrandın. Gerçekten bir hatan varsa bana söyleseydin senden af dilerdim. Bana söyleseydin bu hatayı ortadan kaldıracak olan neyse sana bir zarar verdiysem onun bedelini öderdim. Bu hatayı sıfırlayacak olan sonuca ulaşmak için mutlaka gereğini yapardım. Bu tarzda bir ifade karşı tarafın öfkesini büyük ölçüde yok edecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hata yapabilir. Bu hata bilerek yapılan bir hatadır veya hata olduğunu farkına varılmadan başka birisini üzen bir hatadır. Netice itibariyle aynı olay olduğunu düşünelim bunun. Yani yapılan işlem aynı olsun, sebepler farklı olsun. İkisinde de karşı taraf üzülecektir. Kendisine bir kötülük yapıldığı cihetle. Böyle bir dizaynda yapılması lazım gelen şey o kişinin gönlünü mutlaka almaktır. Eğer bilinmeden, farkına bile varılmadan yapılan bir yanlışlık söz konusuysa burada hiçbir problem yok. O kişi, kötülüğü yapan kişi, onun karşı kişiye, karşısındakine bir kötülük olarak intikal ettiğini idrak ettiği anda zaten bundan büyük pişmanlık duyar. Ve derhal bunu affettirmek için harekete geçer. Çünkü ağır bir vicdan azabı onu kemirmeye başlamıştır. Vicdan sahibi bir insan için başkalarına kötülük etmek öyle kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları başkalarına bilerek kötülük etmezler, edemezler. Böyle bir şey onların kalbi yapıları için imkansızdır. Sevgili kardeşlerimiz, onların Allah dostlarının yaptığı her şey başkalarını mutlu etmeye yöneliktir. Kendi cephelerinden olay mutlaka budur. Ama insanlar çeşitli olayları çeşitli yorumlara tabi tutarlar ve kendi ölçülerine göre tabi tutarlar. O zaman başkalarına iyilik yapmak üzere bir olay vücuda getirilmiş de o kişi bunu başka bir cepheden inceleyip üzülmüşse o zaman yapılacak şey derhal af dilemek ve vücuda gelen bir zarar oluşmuşsa farkına bile varılmadan karşı tarafa bir üzüntü verilmişse, farkına varılsa da varılmasa da
Mutlaka bu konuda af dilenmelidir. Zaten doğru düşünce sahipleri için bu kaçınılmaz bir şeydir. Mutlaka af dilerler. O kişiyi af dilemek de tatmin etmemiş olabilir. O zaman yeniden bir sual sorulmalıdır. Ne yapabilirim? Görüyorsun ki ben seni üzen böyle bir olayı isteyerek yapmadım. Ama Allah-u Teala'nın huzurunda seni üzmek gibi bir hakkımın olmadığını gayet iyi biliyorum. Buna dayalı olarak ben sana bir kötülük etmek istemediğim halde senin üzülmene meydan verdiğime göre ben senden af dilemek mecburiyetinde olan bir insanım. Bunu gerçekleştiriyorum ve yaptığım büyük hata sebebiyle senden özür diliyorum, affını diliyorum. Ayrıca bu hatamı nasıl telafi edeceğimin senin tarafından bana bildirilmesini de diliyorum. Eğer bunun telafisi senin bana anlatacağın bir şekli varsa onu derhal yerine getirmeye hazırım. İşte böyle bir davranış sevgili kardeşlerim kırılan bir fincanın parçalarını toplayıp bir araya getirmeyi sağlar. Eğer samimiyse kişi, karşısındaki kişi, yani üzdüğü kişi, bunun karşılığında üzülmeden evvelki durumunun aynen var olmasını isteyecektir. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun olan bir haktır. Üzülen kişi için ve karşısındakini üzen kişi için de konunun başlangıç noktasına iadesi mutlak olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz, insanlara iyilik etmeliyiz. Eğer insanlara belki farkına bile varmadan onları üzen bir davranışta bulunmuşsak derhal af dilemeliyiz ve bunu onun üzülmesini oluşturan müesseseyi yok etmeliyiz. Ne yapmışsak onun telafisi için büyük gayret göstermeliyiz. Eğer yaptığımız davranış o kişiye bir şeyleri kaybettirdiyse mutlaka kaybedilen bedeli ona ödemeliyiz. Bir prestij meselesi ise manevi açıdan o kişiyi üzmüşsek ondan af dilemeliyiz ve ona sormalıyız. Kendisine acaba ben sana ne yapabilirim? Gerçekten şimdi yaptığım şeyi düşündüğüm zaman bunun gerçekten yanlış bir hüviyet taşıdığını şimdi anlamış bulunuyorum. Eğer başlangıçta bunu ben akıl edebilseydim asla sana böyle bir yanlış davranışta bulunmazdım. Şimdi bana hatamı telafi etmek düşer. Bu beni affetmen için sana ne yapabilirim? Lütfen bana bir yol göster. Bu samimiyetin ve kalp temizliğinin bir ifadesidir sevgili kardeşlerim. Demek ki kişi gerçekten bir kötülük yapmış karşısındakine ama ona kötülük yapmak isteyerek değil, başka bir sebeple oluşmuş bu kötülük. Yani karşısındaki kişi rahatsız olmuş o davranıştan. Sıkıntı duymuş, belki zarara uğramış.
İşte yapılacak olan şey o kişiden samimiyetle, tam bir gönül samimiyetiyle af dilemek ve onun üzerinde vücuda gelen bir fizik zarar varsa o zararı mutlaka telafi etmek. Bir başkasının arabasına çarpan bir kişi, o çarpma kendisine ait bir suç olduğu cihetle mutlaka tamir bedelini ödemelidir. Hatta tamir bedelinin de ötesine girip daha da fazladan bir şeyler vermelidir. Çünkü kazaya uğramış bir arabayla kazaya uğramamış bir araba aynı miktarda para etmez. Kaza arabanın bedelini büyük ölçüde düşürür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aslında öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, ah insanlar birbirlerini bir anlayabilseler, birbirleri için yaratıldıklarını idrak edebilseler, görevlerinin başkalarını mutsuz etmek değil, sadece mutlu etmek olduğunu idrak edebilseler, o zaman dünya bir cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Herkes başkalarını mutlu etmek için çalışırdı. Şimdi çalışmıyor mu? Çok az kişi çalışıyor. Bu dersleri Allah'tan öğrenenler çalışıyor. Onların öğrettikleri çalışıyor. Ama büyük kesim bundan haberdar değil. Çünkü tasavvufu yaşamadıkları için, zikirlerini artırmadıkları için nefslerinin afetleri aynen duruyor. Nefsin afetlerini yok etmek mümkün değil mi? Mümkün sevgili kardeşlerim. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek nefsimizin afetlerinin giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecek. İyi ama onlar bize kötülük edebilir. Evet, bu kapı her zaman açık. Ama o zaman da affetmek büyüklüğünü göstermek. O da öyle bir tesellidir ki sevgili kardeşlerim. Affetmek. Başkalarının yaptığı hataları affetmek büyüklüğünü göstermek. İşte Allah tarafında olan kişi affetmek büyüklüğünü gösteren kişidir. Kendine yapılan her kötülüğü. Şeytan tarafında olan kişi de affettiğinin bir tarafa bırakılmasını ve de o kişinin kendisine yaptığı kötülükten çok daha fazlasını ona yapmak isteyen bir hüviyet taşır. İkisi arasında görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim çok büyük fark var. Öyleyse biz insanlar dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz ve cemaat halinde yaşıyoruz. Bir toplum düzeni içerisinde yaşıyoruz. Öyleyse iki türlü davranış biçimimiz var. Bir, etrafımızdaki herkesi mutlu etmek için çalışan bir insan olmak. İki, başkalarını
rahatsız eden boyutlara ulaşan bir nefs taşımak. Sevgili kardeşlerim, işte bu iki kutbun arasında tasavvuf adı verilen bir müessese var. Bir din öğretisi, nefsin afetlerini yok etmek suretiyle öfkeyi, kini, intikamı devre dışı bırakabilmek yapılabilir mi? Yapılabildiğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse yapamayan değil, yapmayanlar var sadece. İsteseler başkalarını mutlu edecek davranışları, mutsuz edecek davranışların çok ötesine taşıyabilirler. Bilmezler ki öyle yaptıkları zaman asıl kendileri mutlu olacak. Etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verseniz, siz 10 A kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Ama cemaat halinde yaşayan insanların bir kısmı, nefslerinin afetleri sebebiyle başkalarına kötülük yaparak yaşarlar. Ama her kötülüğün karşılığında, mutlaka kendileri üzülürler. Allah Teala onlara sıkıntı verir. Ve 10 kişiye sıkıntı ver, 10 kişiye kötülük yapan bir insan onların birinin yaşadığı üzüntünün 10 katını kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olmasıdır. Başkalarını mutlu etmek, mutlu olmanın en büyük çeşmesidir. Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken, neden onları mutsuz edelim de kendimiz de mutsuz olalım? Ha, onlar bize yanlış davranıyormuş. Olabilir. Ama bu bizim problemimiz değil. Onların problemi. Çünkü her yapılan yanlış ve karşısındaki kişiyi üzecek davranış biçiminin o davranış biçimini vücuda getiren yani kötülüğü yapan kişiye verdiği Allah'ın azabı çok ilginç bir tamamileşmeyi ifade eder. Olay her seferinde kapanır Allah'ın huzurunda. Ama o kişi yaptığı kötülüğün azabını Allah'a karşı mutlaka öder. Dehşetli bir huzursuzluk, sıkıntı o kişiyi kaplayacaktır. Yaptığı hatanın büyük oluşu noktasında bu üzüntü üst seviye bir sıkıntı haline gelir. Sevgili kardeşlerim, o zaman her halükarda eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki herkesi mutlu etmek değil mi? İnsanlar cemaat halinde yaşıyor. Bu Allah'ın verdiği bir büyük nimet. O nimeti kullanalım. Etrafımızdaki herkesi en güzel standartlarda mutlu edelim. Ne kadar kişiyi mutlu ediyorsak, onların toplamı kadar biz mutlu olalım. Ne diyorsunuz? Böyle bir hedefe, el ele gönül gönüle bizimle beraber ulaşmak için hazır mısınız sevgili kardeşlerim? Hazırsanız, hadi yolunuz açık olsun. Allah'ın dostları, Allah'ın dostları başkalarını mutlu etmek için zamanını kullananlardır. Zamanınızı hep başkalarının mutluluğuna adayın, onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve az salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.